Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle yanımda gördüğünüz Small Rig'in kablosuz odak takip sistemi olan Magic Fiz modelini konuşacağız. Odak takip sistemleri, diğer adıyla follow focus sistemleri, prodüksiyonlarda, dizilerde, filmlerde her zaman kullanılan olmazsa olmaz bir ekipmandır. Çünkü profesyonel işler yaptığın zaman fotoğraf makinelerinin, daha doğrusu aslında video kameraların autofocus sistemlerine güvenemezsiniz ki çoğu üst düzey profesyonel video kameralarda zaten autofocus sistemi yoktur. Sinema lenslerinde de motorlu bir AF sistemi yoktur. Sine lenslerin hemen hemen hepsi manuel netlik yaparlar. O yüzden de bu follow focus sistemi çok çok önemlidir. Zaten hikaye anlattığınız için hikaye anlatıcılığında nereyi netlediğiniz, konunun odağı, merkezi bu tamamen anlatıcıya göre, yönetmene göre, senaryoya göre değişeceğinden dolayı kameranın otomatik odaklama sistemini güvenemezsiniz. Kameralar genelde işte en öndeki objeyi ya da yeni teknolojilerle birlikte insanların yüzünü ve gözünü ve daha da yeni teknolojilerle işte arkası dönükse de vücudunu tanımlayabiliyor. Ama siz öndeki bir çiçeği netleyip sonra oyuncuyu netlemek isteyebilirsiniz. Önce öndeki oyuncuyu sonra da arkadakini netlemek isteyebilirsiniz. Tamamen flu bir şekilde bir hikaye anlatmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bu odak sistemini tamamen kendiniz yönetmek istediğiniz zaman bu follow focus yani odak takip cihazlarına ihtiyacınız var. Biz de belgesel çekimlerinde, Anadolu Kadim Doğa belgeseli çekimlerinde tamamen manuel çalıştık. Teleobjektif kullanıyor olmamıza rağmen yani 600 mm'de çoğunlukla çekimi yapıyorduk. Hatta 2x telekonvertör takıp 1200 mm gibi çok uzun odak uzaklıklarıyla çalışıyorduk. Dolayısıyla burada bile biz otomatik netleme sistemini kullanmadık. Tamamen manuel AF ile çalıştık. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Yani her ne kadar hayvanların yüzünü ve gözünü netleyen bir AF sistemi olmuş olsa bile ki Sony FX3 ve Sony A7S3 gövdelerle çalıştık. Yine de arada böyle odağın arandığı ya da kaçtığı durumlar olabiliyor. Arkaya, kayalıklara gidebiliyor. Siz böyle bir belgesel izlemek istemezsiniz. Yani bir anda tuhaf tuhaf gidip gelmelerin olduğu, netliğin saçma sapan yerlerde kaydı. Böyle bir şey zaten televizyonlar tarafından asla kabul edilmez. Siz de böyle bir içerik yapmak istemezsiniz. O yüzden tamamen follow focus sistemlerini kullandık. Ancak bu Small Rig'in Magic Fiz kablosuz follow focus sistemiyle ben yaklaşık 3 ay önce tanıştım. 3 aydır kullanıyorum. Size bu videoyu çekeceğimi zaten söylemiştim. Bu V montaj pilleri anlatırken, kafes sistemini anlatırken vesaire bundan bahsetmiştim. Bu follow focus sisteminin çok güzel avantajları var benim için. Özellikle de sektördeki profesyoneller için de çok keyifli özellikleri var. Bu özellikleri sizlere hem biraz böyle stüdyoda göstereceğim hem dışarıda çekim yaptım ben bol bol. Dışarıda da sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla uygulama olarak da göstereceğim. Hem de avantajları varsa dezavantajları bunlara bu videoda değineceğim. Benim yanımdaki kutu şu an şöyle açık size göstermek için burada tutuyorum. İçerisinde iki tane motor var ve iki tane kumanda var. Bir tanesi joystick gibi, bir tanesi şu klasik tekerlek şeklinde olan. Bu ikili kit olarak satılıyor. Bunları ayrı ayrı da alabiliyorsunuz. Yani tek motor ve tekerlek veya tek motor ve joystick şeklinde ayrı ayrı da satın alabiliyorsunuz. Ya da böyle hem zoom'u hem fokusu takip edecekseniz ya da hem diyafram halkasını hem fokusu, netliği takip edecekseniz böyle ikili set şeklinde de alabiliyorsunuz. Şimdi bu içerik özellikle fotoğrafçılar için çok bir anlam ifade etmeyebilir. Daha ziyade böyle prodüksiyon yapıyorsanız ya da sinema televizyon okuyorsunuzdur ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyorsunuzdur. İleride kamera operatörü olmak isteyebilirsiniz, görüntü yönetmeni olmak isteyebilirsiniz, yönetmen olmak isteyebilirsiniz. Kariyerinizde eğer böyle ilerleyecekseniz, ya follow focus nedir, odak takip sistemi nedir, diyafram halkası bunlar nasıl kullanılır, bir kamera operatörü nelerle uğraşıyor kamerayla çekim yaparken bunları biraz bilmeniz gerekiyor ve bu tarz cihazları aslında tanımanız gerekiyor.
O yüzden bu video özellikle öğrenciler için ve ileride bu tarz bir kariyer yapacak olanlar için veya hali hazırda zaten sektörde kameramanlık yapıyor olabilirsiniz, kısa film çekecek olabilirsiniz, belgesel çekecek olabilirsiniz. Bunları yaparken daha profesyonel ve gerçekten kaliteli içerikleri nasıl üreteceğinizi merak ediyorsanız bu video işte tam size göre. O zaman hiç konuyu uzatmayalım ve detaylara geçelim. Ama detaylara geçmeden önce bir kontrol edelim. Eğer kanala abone olmadıysanız unutabiliriz. Bir kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Bu videoyu da beğenir ve paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü bu tarz içerikleri Türkiye'de üreten çok az. O yüzden sizlerin desteği, beğeniler, paylaşımlar benim için çok çok değerli. O yüzden desteğinizi lütfen esirgemeyin. Şimdi detaylara geçiyoruz. Şimdi öncelikle şöyle aslında biraz kutunun içerisinde ne var ne yok ondan bahsedeyim size. Şurada bakın şöyle bir tane joystick var. Bu sayede şuradaki tekerlekten zoom ya da yine AF'yi takip edebiliyorsunuz. Bunun aynı şekilde tekerlekli versiyonu da var. Bu bildiğimiz klasik follow focus sistemi. Bununla da yine çevirerek odağı takip ediyorsunuz. İkili kit olduğu için içerisinden şu motordan iki tane geliyor. Böylece hem zoom'u hem de diyafram halkasını ya da dediğim gibi netlik halkasını bu sayede kontrol edebiliyorsunuz. Yine mesela AB noktalarını yani özellikle dizilerde görürsünüz böyle oyuncu bir yerden bir yere gelir. Hareketi bellidir, kodlanmıştır, duracağı yer bile bellidir. Dolayısıyla siz bunu işaret koyuyorsunuz böyle kalemle. İşte A noktasından B noktasına getiriyorsunuz netliği. Otomatikman netlik tam yerine oturmuş oluyor. Bu tarz işaretlemeler için yedek bir bağlantı. Burayı da yine işaretleyebilirsiniz. Onun haricinde kameraya bağlamak için bir tane çubuk, rod var 15 milimlik. Ve diğer bağlantı aksesuarları var. Şu NATO bağlantılarla işte bu kamera sistemlerinin, kafes sistemlerinin yan kısmına, üstüne başka yerlere tutturabilirsiniz bu cihazları. Bu tarz bağlantı aparatları var. Şimdi bu nasıl kuruluyor, nasıl çalışıyor, nasıl bağlanıyor? Buna hep birlikte bakalım. Şimdi öncelikle bu iki tane motoru buraya bağlamamız gerekiyor. Şuradan şöyle geçiriyorum. Ve sadece şu dişliler şöyle oturacak şekilde buraya getirip buradan vidayı sıkıyorum. Teleobjektif kullandığımdan uzun bir çubuk kullandım. Sonra ikincisini yerleştiriyoruz. Şimdi motorlar şuradaki Type-C'lerden çalışabildiği gibi pillerle de çalışabiliyor. Arkası V montaj pile benzeyen Sony NP uyumlu pil adaptörleriyle çalıştırabiliyorsunuz. Şu şekilde yuvasına oturttuğunuz zaman artık buraya pili takabiliyorsunuz. Sistemi size gösterebilmek için bunu pille çalıştıracağım, bunu da Type-C üzerinden çalıştıracağım. Şuradan da bakın Type-C girişine bağlantıyı taktım. Şimdi tekrar size şöyle göstereyim. Şu anda açıldı. Buraya da Sony pilimizi takalım şöyle. Ve bunda da yine basıyorum. Ve bu da gördüğünüz gibi açıldı. Şu anda iki motoru da açtım. Motorun bir tanesinde bakın 1 yazıyor, diğerinde 2 yazıyor. Böylece birini bir kumandadan, diğerini diğer kumandadan çalıştırabiliyorum. Joystick şeklinde olan kumandayı yine Type-C üzerinden V montaj pilden güç alabilirsiniz. Ya da alt kısımdaki pil yuvasına bu Canon LP pillerden kullanıyorsunuz. Böylece hiçbir kablo derdi olmadan çalıştırabiliyorsunuz. Şu kayıt düğmesine basılı tutuyorsunuz ve bakın bu da şu anda çalıştı. Buradaki tekerleği çeviriyorum ve zoom halkası şu an dönüyor. Gördüğünüz gibi buradan zoom'u yapabiliyorum. Birinciyi açtık. Şimdi bu bildiğimiz klasik follow focus tekerleğinde yine şu kayıt düğmesine basılı tutuyorum. Ve bu da açılıyor. Bu da 2 numaralı tekerleğe bağlandı. Bu da buradan ayarlamayı yapıyor. Şu an mesela şu kilit noktası çarptı. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ayarlamak için şu bakın kendisini bloke etti zaten. Şu an kalibre yapıyor. Gördüğünüz gibi start yaptı. Tekrar dönmediği yere gelince bitirişi gerçekleştirecek. Bakın buradan başladı ve diğer noktaya kadar götürüyor. Bu şekliyle hangi ayarda yaparsanız yapın bunu kalibre edebiliyorsunuz. Bu yönüyle gerçekten çok pratik kalibre etmesi, ayarlaması. Çünkü her objektifte farklı bir skala var. Farklı bir uzunluk var. Bunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bakın şu anda istediğiniz hızda, istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Çok rahat bir kullanış var. Bakın buradan çeviriyorum ve artık dönüyor. Süper bir hassasiyetle.
İster hızlı, ister yavaş. Bu ikisini böyle ayrı ayrı kullanabildiğiniz gibi ikisini birleştirip tek cihaz gibi de kullanabiliyorsunuz. Onun için şunun üst kısmını çıkartmanız gerekiyor. Şu mandalı açıp çıkartıyoruz. Bu tekerleğin de altındaki bu parçayı çıkartıyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi zaten sistem olarak birbirine takılabilir halde. Sonra bunu buna entegre ediyoruz. Artık ikisi bakın 1 ve 2 şeklinde tek bir cihazda çalışıyor. Buradan fokusu ayarlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Buradan da zoom'u ayarlıyorsunuz. Böylece tek cihazla hem zoom'u hem netleme noktasını kullanabiliyorsunuz. Bu kadar kolay ve basit bir sistem. Şimdi bu follow focus sistemini tam olarak kablosuz kullanmak için bir de bu kablosuz monitörü taktım. Ve buraya da kablosuz görüntü aktarma cihazı taktım. Kablosuz görüntü aktarma cihazı ve monitör sayesinde kameranın ne gördüğünü ben uzaktan görebiliyorum. Yani bu iki cihaz bana sadece görüntüyü aktarıyor. Zaten SmallRig follow focus sistemi sayesinde tamamen kablosuz odaklama ve zoom yapabildiğim için makineye hiç dokunmadan hem kayda girebiliyorum, kayıttan çıkabiliyorum, zoom yapabiliyorum, netleme yapabiliyorum. Tüm bunları tamamen uzaktan gerçekleştirebiliyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Şu önde beslenenler kaşıkçı kuşları. Arkadakiler de ördekler. Bakın şimdi zoom yapacağım. Ve tekrar netliği buradan düzelteceğim. Ve şu an oradaki kaşıkçıyı beslenirken kayda alıyorum. Magic Fizz Follow Focus sisteminin güzel bir özelliği de özellikle bu Follow Focus tekerinin uzaktan kamerayı kaydını durdurup başlatabilme özelliği. Hiç kameraya dokunmadan bu sayede kayda girip çıkabiliyorum. Özellikle böyle teleobjektifler kullanırken kaydın başında ve sonunda kayıt tuşuna basarken makine çok fazla titriyor ve bu görüntüde bir miktar kayıp oluşturuyor bizim için yaban hayat çekimlerinde. Ama şuradan kayda giriyorum. Bakın şu anda kayıt başladı, kırmızı ışık yandı ve buradan da netliğimi kontrol ediyorum. İşte zoom yapacaksam onu yapıyorum ya da böyle geniş alan anlatacaksam zoom'u geri çekiyorum. Daha detaya gireceksem bu şekilde zoom'u yapıyorum son noktasına kadar. Sonra da buradan manuel netliğimi ince ayarla şöyle kuşların üzerine getiriyorum. Ve bu şekilde hiç makineye dokunmadan kaydımı yapıyorum. Sıfır titreme. Muazzam bir hassasiyet ve tamamen profesyonel bir görüntü. Çünkü profesyonel işlerde siz makinenin otofokusuna güvenemezsiniz. Şimdi öndeki bitkiyi netledim mesela. Sonra şöyle bir hareketle hop arkadaki kuşlara geçiyorum. Şöyle ön plandayım. Sonra hop arka plana geçtim ve kuşların üzerinde netliği bıraktım. Ve sonra istersem de şöyle zoomla tüm ortamı aktarabilirim. Bunları çok sinematik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Follow focus sistemi sayesinde makineye hiç dokunmadan, hiç titreşim olmadan kayda girip çıkabiliyorsunuz, zoom yapabiliyorsunuz, fokusu ayarlayabiliyorsunuz, diyafram halkası olan lensler varsa da diyaframı değiştirebiliyorsunuz. Tüm bunları gerçekleştirebiliyorsunuz Magic Fizz'le. Şimdi hava kararıyor. Ofise geçelim ve diğer detayları ofiste konuşalım. Evet, dışarıda size gösterdiğim gibi içeride de yine motorları bağladım ve joystick'le klasik follow focus tekerleğini de birbirine bağladım. Bunu sistemden söküp sadece şu tekerlekle ikisini de kontrol edebiliyorsunuz. Yani buna bağlı olsun olmasın ikisini de kontrol edebiliyorsunuz. Hem joystick hem de follow focus tekeri 16 kanalda, her kanalda da 3 cihazdan toplam 48 cihaza kadar tek başına yönetebiliyor. Yani sadece bu follow focus tekeriyle ya da sadece bu joystickle 48 farklı cihazı, motoru kontrol edebiliyorsunuz. Yön tuşlarına 2 defa bastığınız zaman bakın 15. kanal, 2 defa basıyorum 0. kanal, yine 2 defa basıyorum 1. kanal, 2. kanal, 3. kanal gibi. Toplamda 16 kanalı yönetebiliyorsun. Mesela şu anda bakın fokus ayarında şu aşağıdaki set tuşuna basıyorum. Sonra ok tuşundan aşağı basıp 1'e geliyorum. Set tuşuna basılı tutuyorum ve bu defa da zoom halkasına geçiyor. Bakın buradan zoom'u ayarlayabiliyorum. Yani bu motorları mesela farklı farklı kameralara kurup 3-4 kamerayı aynı anda kontrol ettiğinizi ve bir çekim yaptığınızı düşünün.
Buradan onları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Zaten setlerde görmüşsünüzdür. Yani focus puller'lar, bu netliği yapan kişiler ayrı olur zaten. Kameraman ayrıdır. O netlikle bazen hiç uğraşmaz. Yan tarafında da birisi monitörden netliği takip eder. Zaten AB noktaları genelde bellidir. Sahnenin nerede durup nerede başlayacağı bellidir. O da kameramanın hareketlerine göre buradan odağı takip eder. Kameraman odakla hiç uğraşmaz. Böyle durumlarda işte farklı farklı kameraları kontrol edebilmek için elinde bir tane odak motoruyla ikinci kameranın yanına gittiğinde 2'ye, üçüncü kameranın yanına gittiğinde 3'e, 1'e gelince 1'e bunu ayarlayabilir ve buradan yönetebilir. Bu arada bu set tuşuna en başta uzun süre basarsanız menüye giriyorsunuz. Buradan farklı ışıklar ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle gece çekim yapıyorsanız bu ışıkları seçebiliyorsunuz. Böyle farklı farklı ışıklar var. Bu da ekstra konumlandırılmış. Güncelleme varsa bunu yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde işte kalibrasyonu da buradan yönetebiliyorsunuz. Dışarıda biraz anlatmaya çalıştım ama çok olmadı. Bu Reg tuşunun Sony gövdelerle uyumlu olduğunu, dolayısıyla hiç makineye dokunmadan kayda girip çıkabiliyorsunuz bu Magic Fish sayesinde. Onu size burada göstermek istiyorum. Bakın şu an elimdeki kumandanın şuradaki kayıt tuşuna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi makine kayda girdi. Tekrar basıyorum. Ve kayıttan çıktı. Şimdi bu çok büyük bir avantaj. Özellikle bizim gibi yaban hayatı çekimleri yaptığınız zaman ya da böyle teleobjektifler kullandığınız zaman, yani buradan böyle kayda bastığınızda böyle bir titreme oluyor sürekli. Öyle durumlarda işte buradan basıyorsunuz kayıt düğmesine, kayda giriyor. Netliğinizi ayarlamış oluyorsunuz. Örneğin işte böyle geçişler yapıyorsunuz. Arkadaki başka bir canlıyı gösteriyorsunuz ya da zoom'u geri çekiyorsunuz. Geniş açıda etrafı daha detaylı, habitatı gösteriyorsunuz. Sonra yavaş yavaş hayvana odaklanıyorsunuz, netliği ayarlıyorsunuz vesaire vesaire. Yani tüm bunları makineye dokunmadan gerçekleştiriyorsunuz. Sonra da tekrar kayıt tuşuna basıyorsunuz ve makine kayıttan çıkıyor. Böyle şık, estetik, gördüğünüz gibi çok havalı duruyor. Yani açıkçası kullanımını da çok beğendim. Böyle joystick gibi bu profesyonel araçla bunları gerçekleştiriyorsunuz. Teleobjektif kullanmayanlar benim önceki videoları hatırlayacaktır. Bunu makinenin yan tarafına da bağlamıştım. Şu an ekrana geldi zaten görüntüler. Böylece iki elinizle makineyi tutup hem stabil çekimler yapabiliyorsunuz hem de eş zamanlı olarak fokus halkasını kontrol edebiliyorsunuz. Zoom halkasını kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok farklı konfigürasyonlarla bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Yani ister geniş açı, ister aktüel klip çekimleri, nerede kullanırsanız kullanın, isterseniz böyle teleobjektiflerde her sisteme adapte edebiliyorsunuz. Çok kullanışlı, çok pratik ve çok etkili bir araç olmuş Magic Fish kablosuz fokus sistemi. Evet, bugün sizlerle Small Rig'in kablosuz Magic Fish follow fokus sistemini konuştuk. Ben bu ürüne bayıldım. Yani keyifle kullanıyorum. 3 aydır kullanıyordum zaten. Bundan sonra da yine belgesel çekimlerinde, profesyonel işlerde bu ekipmanı kullanıyor olacağım. Çünkü gerçekten size büyük esneklikler sağlıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.